Arkadaşlar şu anda İstanbul'dan geri dönüş yoluna çıktık. Bugün 1 Eylül 2019 Pazar. Yolumuza çıktık. Hayırlısıyla 2 Eylül akşamı gecesi Almanya'da olmayı düşünüyoruz. Yolculuk esnasında önemli gördüğüm noktaları sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda Edirne'ye 40 kilometre falan var. Pazarkule kapısı bomboşmuş, o taraftan geçeceğiz. Opet'te durdum, benzini fulledim. Daha doğrusu mazotu. Pazarkule'den sonra Sofya yoluna doğru döneceğim. Tekrar Bulgaristan'a girip devam edeceğim. Kısmetse. Bakalım. Yolculuk devam ediyor. Pazarkule'ye gelmek üzereyiz. İki saat, üç saatte geldik buraya. Pazarkule'ye geldik. Önümüzde iki araba var sadece. Gümrük kapısı boş. Evet arkadaşlar. Yoluma Pazarkule'den Yunanistan'a girdik. Yunanistan'a girerek, daha sonra Yunanistan'dan da Bulgaristan'a girerek devam ettim. İki kapıda da sadece 5 dakika bekledik. Hiçbir sıra yoktu. Bugün tabi 1 Eylül Pazar. Bunun etkisiyle sıra yoktu. Sıla yoluna ya da gurbet yoluna çıkacaklara tavsiyem, abi tavsiyesi olsun. Yolculuğa ya pazar çıkın ya pazartesi çıkın. Trafik çok daha az oluyor diğer günlere göre. Pazar, pazartesi, salı günleri trafik az oluyor arkadaşlar. Şu anda Sofya yoluna doğru ilerliyorum. Otobandayız. Yolları çekmeme gerek yok. Ben her zamanki gibi daha önceden yolları çekmiştim, biliyorsunuz. O sebeple size sadece pratik bilgileri vererek bu videoyu devam ettireceğim. Kapıkule'de bekleme süresi 40 dakika ile 1 saat arasındaydı. Kapıkule'den geçmedim. Yolu hiç uzatmayan Yunanistan Pazarkule Yunanistan güzergahını kullandık. Ama ekstra bir gümrük daha var tabii öyle olunca. Yunanistan'a girip çıkıyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat Yunanistan'dan geçip sonra tekrar Bulgaristan otobanına bağlanıyoruz. Anlattığım gibi şu anda istikamet Sofya, daha sonra Belgrad. Belgrad'da da bir gece konaklayacağız. Şu anda Bulgaristan'da McDonald's'tayım. Siparişleri alıyorum. Nugget'lar gelmiş. Arkadaşlar şu anda Sofya'ya yaklaşık diyelim 100 kilometre falan var. Mola yerindeyim. Yerindeyiz. Daha doğrusu bir McDonald's'tayız şu anda. Dinleniyoruz. Bakın bizim dedemiz de burada dinleniyor. O da geliyor bizimle. Yollar gayet boş. Günün pazar olması nedeniyle. Sınırlar bomboş. Az önce de bahsettim. Sofya'ya doğru ilerliyoruz. Önemli bir nokta yok şu anda. Ama Sofya'dan sonra biliyorsunuz Katolina sınır kapısı var Sırbistan'a geçmek için. Arkadaşlar Sırbistan'a geçtikten sonra Belgrad, Belgrad'dan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ana kapı Röske. Gerçi bu Röske kapısı genelde yoğun oluyormuş. Bakalım bugün, eğer yoğun değilse, bugün derken
bu videoda diyelim. Aslında bir gün kalacağız. Röske yoğun olursa Tompo'dan geçeceğiz. Ama bugün biliyorsunuz Belgrad'da konaklamayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz, yani konaklayacağız inşallah. Bu kadar. Videonun devamını izleyin mutlaka. Aklıma gelmişken bildireyim. Bulgaristan'da vignette şart. Ama vignetteler artık bgtoll.bg denilen internet sitesinden alınıyor. Yani dijital vignette. Size bir e-mail atıyorlar fatura ve vignetteyi. Polis durdurursa onu gösteriyorsunuz. Bir haftalık vignette tutarı 15 Bulgar parası. Neydi? Bulgar levası. Bu da yaklaşık 7-8 euro civarında bir para yapıyor arkadaşlar. Benim tavsiyem internetten almanız. Buralardaki yani sınırlardaki büfelerden alırsanız 15 euroya satıyorlar. Minimum 10 euroya belki alabilirsiniz. Ama internetten aldığınızda 7-8 euroya almış oluyorsunuz. Ve e-mail olarak geliyor zaten. Polis durdurursa da o PDF'i gösterdiniz mi yolunuza devam ediyorsunuz. Bir sıkıntısı yok. Bulgar'da arama oldu mu diye sorarsanız ya şöyle bir bagajı açtılar Bulgar'a girerken sonra kapattılar. Türkiye'den Yunanistan'a girerken hiç aramadılar. Hiç bakmadı bile. Arabadan bile inmedim. O kadar kolay girdik ki anlatamam yani. Pazar Kule'den sanki ışıkta durur gibi geçtik yani. Pasaportları uzattım çat çat vurdu. Girdik yani. Yunanistan sınırı daha bir rahat ya. Daha bir relax takılıyor. Şu anda Bulgaristan'dan Sırbistan'a giriş kuyruğundayız. Bu sene burada bayağı bir yoğunluk var. Günlerden pazar olmasına karşın bayağı bir yoğunluk var. Bekliyoruz. Sanırım 2 saati bulacak gibi gözüküyor. Çünkü daha gümrüğün kapısı gözükmedi. Havada bayağı bir sıcak. İşte durum bu şekilde. Çok yavaş yavaş ilerliyor. Tam 2 saattir sırada bekliyoruz. Karşıda Welcome to Serbia yazıyor fakat bir türlü welcome olamadık. Kaç saat oldu ya? 2 saat oldu. Çok yavaş çalışıyor sınır memurları. Felaket yavaş ya. Bekle bekle. Merhabalar. Şu anda Belgrad'dayız. Bizim ufaklıkları yatıyor. Burası Belgrad'da kaldığımız apartment. Böyle fena değil yani, güzel. Şurada banyosu var. Burası salon ve mutfak bir arada. Yani 1+1 bir ev aslında burası. Dönüşte de aslında giderken kalacağımız yerde kalacaktık. Fakat orada yer kalmamıştı. Mecburen burada kalıyoruz. Bugün kaldık yani. Sabah şimdi. Birazdan bir saat içinde falan yola çıkarız. En geç. Bakıyorum, evet. Kısmetse bakalım. Şurada yatak odası var. Burası 1+1. Böyle Belgrad zaten genelde eski binaların olduğu bir yer. Karşıda biraz eski üskü bir bina var. Bizim araba şurada oturuyor. Park etmiş, o da uyumuş, dinlenmiş. Ama genel itibariyle memnunuz yani. Çok da sıkıntılı bir durum yok. Belgrad merkezde bu bina. Geceliği 34 euro. Geceliği 34 euro. Kişiye göre değişmiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba.
Şu anda Sırbistan'da yolumuza devam ediyoruz. Sırbistan otobanlarını çok önceden göstermiştim. O yüzden fazla yolları göstermiyorum artık, biliyorsunuz. Böyle değişik bir açıyla video çekimi yapıyorum. Elimizdeki imkanlar bunu gerektiriyor. Bulgaristan Kalatina kapısından sonra Sırbistan Belgrad'a doğru yol aldık. Bir gece orada konakladık. Hatta orada da birkaç evin çok kısa bir videosunu da gösterdim size. Şimdi Sırbistan'la Macaristan arasındaki Tompa kapısına doğru yolumuza devam ediyoruz. Yollar gayet sakin, çok öyle aşırı bir yoğunluk yok. Bugün pazartesi zaten. Tompa kapısını neden tercih ettim derseniz, Röske kapısı ana kapı, Tompa kapısı çok daha sakin oluyor Röske kapısına göre. Tompa'dan yola devam ediyoruz. Size birkaç önemli nokta söyleyeyim. Sofya'nın içine girmemeniz gerekiyor Bulgaristan'da. O yüzden Kalotina yazısını takip edin. Kalotina okularını takip edin. Çok önemli bir şey Bulgaristan'la alakalı. Belgrad'la, daha doğrusu Sırbistan'la alakalı söylemem gereken şey ise, otoban fişlerini kaybetmeyin. Otoban fişleri çok önemli. Biliyorsunuz vignet de yok. Otoban fişleriyle otoban parasını ödüyorsunuz Sırbistan'da. Otobanda 130'u geçmeyin. Polisler, radar, madar var. Artı kaza riski, en önemlisi de o zaten. Kaza riskiniz artar. 130'u geçmeyin. Sakin sakin yolunuza devam edin. Böyle, bu şekilde söyleyeceklerim. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu arada Sırbistan'da Avrupa Birliği hatları geçerli değil. O yüzden burada VIP Mobile denilen bir tane kırmızı kutulu, küçük bir kırmızı kart var. O karttan alırsanız, hatta şu göstereyim. Bu karttan alırsanız 2 GB internetiniz oluyor Sırbistan'da geçerli. Bir haftalık veriyor onu. Zaten bir haftada geçersiniz Sırbistan'a herhalde. Yok ya, Sırbistan yolu zaten 4-5 saat civarında sürüyor. Yani bir gece konaklasanız bile bu kart size gayet yeterli. İnternet yanında hatta arama falan da veriyor ama uluslararası arama vermiyor. Bildiğim kadarıyla Sırbistan için de arama veriyor. Bunu tavsiye ederim. Ya da Turkcell'den şey alabilirsiniz. Turkcell hattınız varsa 129 TL'ye 2 GB'lık uluslararası internet, arama, bilmem ne, hepsinde geçerli. Turkcell alırsanız avantajı şu olur: Alman telefonlarını falan da arayabilirsiniz. Ama bu sefer Alman telefonuna para yazacak. Onu da hazırlıklı olun. Neyse, VIP Mobile'ın fiyatı 3 Euro ile 5 Euro arasında değişiyor. Artık satan yerin insafına bakıyor. Nereden alırım derseniz de, benzincilerde oluyor. Bu sınır girişlerindeki büfelerde oluyor. Böyle bir tavsiye vereyim istedim. Artı bir de bir uygulama tavsiyesi vereyim. Ben bayağı kullandım onu. Bir sponsorluk anlaşmam falan yok. CB Talk denilen bir uygulama var. Orada çeşitli kanallar var arkadaşlar. Bu bir telsiz uygulaması. Tur 15 kanalı genelde yol durumlarını veriyor. Tur 15 kanalına takılırsanız yoldayken, gümrük kapı durumlarını güncel bilgisiyle öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, Tompa kapısına geldik. Gördüğünüz gibi şu anda Sırbistan'dan Macaristan'a giriş yapıyoruz. Gayet rahat bir kapı burası. Biraz tabi arayollardan geliniyor buraya. Çok uzatmıyor gerçi de. 25-30 dakika bir arayoldan geçtikten sonra bu kapıya gelebilirsiniz. Daha rahat ana kapıya göre. 10.30'da girdik desek, şu anda
Yani 20 dakikaya yakın ancak oldu. Sanırım yarım saatte çıkmış olacağız. En fazla. Evet arkadaşlar, şu anda Macaristan topraklarına ayak basmış bulunuyoruz. Sınırdaki polis arabaya şöylece bir baktı. Bir tane valizi üstten açtı, kapattı. Herkesi tek tek kontrol etti. Var mı yok mu, eksik var mı diye. Sonra da pasaportlarımızı verdi. Şu anda Almanya'ya doğru başka sınır görmeden geçeceğiz inşallah. Yaklaşık 9 saatlik bir yolumuz kaldı. İnşallah saat 9 ya da 10 gibi, 10 gibi ya tahminim, evde oluruz. Macaristan'da bu Tompa kapısı, az önce de bahsettiğim gibi, daha az yoğun oluyor ve gerçekten de öyleydi. 25-30 dakika civarında biz beklemeyle Tompa'dan geçtik. Yalnız bu Tompa'dan geçince, yani Sırbistan'dan Macaristan yönüne, Almanya yönüne geçtikten sonra tekrar otobana hemen çıkmak istiyorsanız Szeged kavşağından Szeged'e doğru dönmeniz gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Szeged'e döndükten sonra ileriden zaten Budapeşte istikametine devam edeceksiniz. Budapeşte'den de çevre yolundan düz devam ederek Viyana'dan sonra artık hangi yönden gidersiniz, orada iki yöne ayrılıyor. İleride güney yolu var Münih'e giden, Salzburg üzerinden, bir de yukarıdan Passau galiba, Passau'ydu tam hatırlamıyorum, yukarıdan giden yol var. İkisi de aynı sürede götürüyor. Artık bana navigasyon nereyi gösterirse ben de oradan gideceğim. Çünkü trafiğe göre yönlendiriyor Google. Her Google demişken Google'la alakalı bir bilgi daha vereyim. Google'da offline mode denilen bir şey var biliyorsunuz. Mutlaka onu, bütün Avrupa'yı olabildiğince, yani yol güzergahını offline mod olarak indirin. İnternetin olmadığında, zayıf olduğunda offline modda da en azından harita, yani telefonun içinde olacaktır. Yani trafiği falan göstermez tabii ama haritaları gösterecektir. Şu anda da Macaristan'da şeydeyiz. McDonald's yine. Bakın buradaki asgari ücreti buraya yazmışlar. Şöyle göstereyim. 290 euro arkadaşlar. Macaristan'da McDonald's'ta mola verdik. Çocuklar oynuyor. Biz de yemek yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar da bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde. Avrupa Birliği'nin girdiğimizin göstergelerinden biri. Aldi. Yani girdiğimiz derken şey olarak girdik tabii. Türkiye olarak girmedik. Biz girdik şu anda. Neyse arkadaşlar, saçma konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Şu anda Macaristan'dayız. Keşkemet'te yakın bir noktadayız. Molayı Keşkemet civarında verdik. Çünkü burada gözümüze bir McDonald's kestirdik. Gayet de temizdi içerisi. Otobanlardaki McDonald's'lar ve diğer benzin alma yerleri biraz sıkıntılı. Temizlik açısından özellikle tuvaletleri sıkıntılı. Yani gerçekten çok rezalet. Bütün gurbetçiler, yani sadece Türk gurbetçileri kastetmiyorum. Romanyalısı, Bulgarı falan da var bunların içinde. Birçoğu gerçekten pis kullanıyor. Türklerde de var tabii bu pis kullananlar özellikle. Tuvaletleri olsun, işte mola yerlerini olsun, kalabalık da oluyor. O sebeple biz de biraz içeri girerek mola verdik. Gayet de mutluyuz. Burada da Aldi'ye geldik. Şimdi Aldi'den bir şeyler alacağız. Peynir, ekmek filan. Yemeğimizi yedik ama ileride yine acıkacağız muhtemelen. Daha 8-9 saat yol var. O sebeple
bir atıştırmalık daha alalım ve de yola devam edelim. Bundan sonra da mola vermeyiz Allah'ın izniyle. Mola veririz de yemek molası vermeyiz. Yolculuk devam ediyor gençler. Hoşçakalın. Ya evet arkadaşlar, artık Avusturya'ya girdik ve yağmurlar bizi karşıladı. Gördüğünüz gibi Avusturya yağmurlu. Muhtemelen Münih, Baviera'da yağmurludur. Çünkü mevsimleri çok benziyor birbirine. Saatlerimiz şu anda Almanya saatiyle 5.30'u gösteriyor. Tahminen saat 10 gibi filan Almanya şeyde bizim evde oluruz biz artık. Bu videonun da burada sonuna geldik diyelim. Sadece şunu söyleyeyim. Macaristan'dan Almanya'ya girişte gümrük kontrolü yok ama tek sıra oluyor. Geçen sene de böyleydi. Bir tane polis öyle bakıyor arabaların işlerine doğru. Durdurma etme yok. Trafik akıcı bir şekilde geçiyordu ama ya bir kedi olayını anlat ya. Kedimiz var bizim biliyorsunuz. Kedimizi hiçbir gümrükte sormadılar. Biz o kadar aşı yaptırdık, bilmem kağıt çıkarttık. Yaklaşık 300-350 euro civarında bir masraf yaptık. Yani sırf bu Almanya'ya getirirken tekrardan sorun yaşamayalım diye falan. Türkiye'ye girerken zaten sormadılar. Neyse gelirken de hiç kimse sormadı. Kedimizi yani öylecene soktuk. Ama normal şartlarda tabii ki sorma hakları var. Evcil hayvanlar normalde böyle kolayca Türkiye'den Almanya'ya getirilip götürülemiyor. Mutlaka aşı karnesinin, pasaportunun, çipinin yapılı olması gerekiyor. Ama dediğim gibi gümrüklerde öyle sormadılar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Fazla yol videosu çekemedim. Ama önemli bilgileri olabildiğince sizlere verdim. Arkadaşlar videoyu bitirmiş gibiydim ama çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Şu anda Avusturya'da otobandaki dinlenme alanındayız. Bunun adı Asfinank, yani otoban şirketinin adı galiba, ya da Avusturya'nın. Rogendorf dinlenme alanındayız. Bu alanı niye çekiyorum? Bu alanlarda en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Çok ucuza kahve alabiliyorsunuz ve güzel bir kahve. Ayrıca bu alanlarda free wifi var, internet bedava, tuvalet bedava, hatta duş alabiliyorsunuz. 1 euroya 10 dakika duş alabileceğiniz duşa kabinler falan var. Burası yani yolculuk boyunca dinlenilebilecek en güzel alan yani bu Asfinanklar. Ama ne yazık ki sadece Avusturya'da var. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Hoşça kalın. Beğenmeye devam edin.